Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Üçüncü lema. Bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkunlukları ise aklın düsturlarını, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve müraat etmediklerinden bu üçüncü lema mantık mizanları ile tartılmamalı. Bismillahirrahmanirrahim. Küllü şeyin halikun illa vecheh lehul hükmü ve ileyhi turcaun. Ayetinin mealini ifade eden Ya baki entel baki, ya baki entel baki iki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Ondandır ki Nakşilerin rü'esasından bir kısım bu iki cümle ile kendilerine bir hatme-i mahsus yapıp muhtasar bir hatme-i nakşiye hükmünde tutuyorlar. Madem o azim ayetin mealini bu iki cümle ifade ediyor, biz bu iki cümlenin ifade ettiği iki hakikat mühimmenin birkaç nüktesini beyan edeceğiz. Birinci nükte, birinci defa ya baki entel baki bir ameliyat cerrahiye hükmünde kalbi masivadan tecrit ediyor, kesiyor. Şöyle ki İnsan mahiyeti camiyeti itibariyle mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Hem insanın mahiyeti camiasında hadsiz bir istidad muhabbet derc edilmiştir. Onun için insan da umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. Firaktan daima azap çekiyor. Onun o hadsiz muhabbeti, hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. Bu azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hadsiz istidad muhabbet, hadsiz bir cemali bakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. O insan su istimal ederek o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor. Kusurun cezasını firakın azabıyla çekiyor. İşte bu kusurdan teberri edip o fani mahbubattan kat alaka etmek, o mahbublar onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle mahbubu bakiye hasr-ı muhabbeti ifade eden ya baki entel baki olan birinci cümlesi baki hakiki yalnız sensin masiva fanidir fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz manasını ifade ediyor. Madem o hadsiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar, onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki, entel baki demekle bırakıyorum. Yalnız sen bakisin ve senin ipkan ile mevcudat beka bulabildiğini bilip itikad ederim. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir, yoksa alakayı kalbe layık değiller demektir. İşte bu halette kalp hadsiz mahbubatından vazgeçiyor. Hüsn ve cemalleri üstünde fanilik damgasını görür, alakayı kalbi keser. Eğer kesmezse mahbuplara adedince manevi cerihalar oluyor. İkinci cümle olan ya baki entel baki o hadsiz cerihalara hem merhem hem tiryak oluyor.
Yani ya baki, madem sen bakisin yeter, her şeye bedelsin. Madem sen varsın, her şey var. Evet, mevcudatta sebebi muhabbet olan hüsn ve ihsan ve kemal, umumiyetle baki hakikinin hüsn ve ihsan ve kemalatının işaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Belki cilve-i Esma-i Hüsna'nın gölgelerinin gölgeleridir. Evet, birinci nükte. İkinciyi de oku istersen. İkinci okuyor mu? Oku. İkinci nükte, insanın fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetiyle bir nevi beka tevehhüm eder, sonra sever. Ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Bütün firaklardan gelen feryatlar aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Eğer tevehhüm-ü beka olmazsa muhabbet edemez. Hatta denilebilir ki alemi bekanın ve ebedi cennetin bir sebep vücudu şu mahiyeti insaniyedeki o şiddetli aşkı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzuyu beka ve beka için fıtri umumi duadır ki Baki Zülcelal o şedid sarsılmaz fıtri arzuyu o tesirli kuvvetli umumi duayı kabul etmiştir ki fani insanlar için baki bir alemi halk etmiş. Hem hiç mümkün müdür ki Fatır-ı Kerim, Halık-ı Rahim, küçük midenin cüz'i arzusunu ve muvakkat bir beka için lisan-ı hal ile duasını hadsiz enva-ı umat-ı lezaizyen, lezizenin icadıyla kabul etsin de umum nevi beşerin pek büyük bir ihtiyacı fıtriden gelen pek şiddetli bir arzusunu ve külli ve umumi ve haklı ve hakikatli kalli, halli, bekaya dair gayet kuvvetli duasını kabul etmesin. Haşa, yüz bin defa haşa. Kabul etmemek mümkün değildir. Hem hikmet ve adaletine ve beka ve kudretine hiçbir cihetle yakışmaz. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Ve madem beka Baki Zülcelal'e mahsustur ve madem Baki'nin esması Baki'yedir ve madem Baki'nin aynaları Baki'nin rengini hükmüne alır ve bir nevi bekaya mazhar olur, elbette insana en lazım iş, en mühim vazife o bakiye karşı alaka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır. Çünkü baki yoluna sarf olunan her şey bir nevi bekaya mazhar olur. İşte o ikinci ya baki entel baki cümlesi bu hakikati ifade ediyor. İnsanın hadsiz manevi yaralarını tamir etmekle beraber fıtratındaki gayet şiddetli arzuyu bekayı onunla tatmin ediyor. Baştan Evet, okuyayım. başlayalım. Oku bakalım. Üçüncü lema, bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkunlukları ise aklın düsturlarını, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve müraat etmediklerinden bu üçüncü lema mantık mizanları ile tartılmamalı. Bu insanın fıtratında his ve zevkler var, bu duygular. Bunlar galiben coşkun, taşıyor yani. Kalbin muhabbet çerçevesi içerisinde diğer latifeleri de istila ettiği zaman aşk manasında, heyecan manasında gittiğinden dolayı mantık mizanlarıyla takmaktan ziyade, çünkü akıl bir terazidir, akıl düsturla bakar.
Mantık ve muhakeme de bir mizandır. Biz hakikatleri mantık ve muhakeme, ilim ve hikmet itibariyle tasnif ederiz, değerlendiririz. Ama kalbin coşkusu, iç dünyasının, ateşin ahvali de hissiyat-ı insaniye noktasından önem taşıdığı için bu lemada tabi muhabbet ilahiye bakan cihet ve cephesi itibariyle bu lema bir çağlayan gibi insanın içinden akıyor. Çok derin ince manaları da hiç dünyamızda zevke kadar güzelliklere çevirmiş oluyor. Evet. Onun için usta diyor ki buna bu üçüncü lemaya ne yapalım? Mantık mizanlarıyla tartmadan o duygu ve hissin zevk ve coşkunlukları içerisinde okuyalım bakalım inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Küllü şeyin halikun illa veçhe. Lehul hükmü ve ileyhi turcaun. Ayetinin mealini ifade eden Ya baki entel baki, Ya baki entel baki iki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Ondandır ki Nakşilerin rüessasından bir kısım bu iki cümle ile kendilerine bir hatmeyi mahsus yapıp muhtasar bir hatmeyi nakşiye hükmünde tutuyorlar. Madem o azim ayetin mealini bu iki cümle ifade ediyor, biz bu iki cümlenin ifade ettiği iki hakikat mühimmenin birkaç nüktesini beyan edeceğiz. Birinci nükte, birinci defa ya baki entel baki bir ameliyat-ı cerrahiye hükmünde kalbi masivadan tecrit ediyor, kesiyor. Şimdi ayette geçiyor ya, bakın her şey helaka gidiyor. İlla veçe, Allah'a bakan cihet müstesna. İlla veçe. Bu illa veçe bir Müslümanın kalp dünyasında, itikat dünyasında, hal dünyasında çok önemli. Her şey gidecek, her şey bitecek. Eşyanın üzerinde fena damgası var. Allah'a bakan veçi müstesna. Demek ki veçhini, nazarını Allah'ın rızasına çevirmek. İşte bu ayetten istifadeyle ortaya çıkan iki ifade, ya bak entel baki cümlesi cerrahi bir ameliyat yapıyor ve kalbi masivadan kesiyor. Niye? İşte onun izahını var. İnsan oku. İnsan mahiyet camiyeti itibariyle mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Hem insanın mahiyet camiasında hadsiz bir istidad muhabbet derc edilmiştir. İnsan mahiyet camiyeti itibariyle mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Hem insanın mahiyet camiasında hadsiz bir istidad muhabbet derc edilmiştir. Şimdi insan fıtratı, insan Cenab-ı Hakk'ın cami isminin tecellisinden makes ve ayna olduğu için bakın insandaki bu muhabbet ne kadar vasi. Yani Allah insanın mahiyetinde hassiz bir muhabbet istadını derc etmiş. Şimdi çocuk doğuyor, bak annesini seviyor. Değil mi? Büyüyor, kardeşlerini seviyor. Oyuncakları seviyor. Değil mi? Yakın akrabalarını seviyor. Okula gidiyor, çantasını, defterini, kalemini seviyor, değil mi? Ahlaki değerler, İslami değerler, insani değerler, işte büyüyor, genç oluyor, muhiti, her şeyle alakadar insan, değil mi? Yani insan camit değil. Yani insanda ihtiyaçlar namütenayi ve sonsuz. Yani matematik tabiriyle insanın istatları, bakın, sonsuza ulaşıyor. Sonsuz namütenahi istatlar ve ihtiyaçlar. Yani insanın koordinatları sonsuza ulaşıyor. Dünya insanı işgal etmiyor. Bütün bunlarla insanın alakadarlığı var. Kalp seviyesinde, fikir seviyesinde, duygu, his seviyesinde var mı? Var. Sonra işte evleniyor, çoluk çocuğu oluyor. Efendim, işini seviyor, aşını seviyor, eşini seviyor. Bağını seviyor, bahçesini seviyor. Say gitsin. Yaşlanıyor, torununu seviyor.
Faraza Allah ona uzun bir ömür verdi. 90-100 yaşına da dayandı. 5 dakika sonra ölecek. Ama ondaki o sevgi, o duygu, o iştah ne bitiyor ne tükeniyor bak. Fıtrat-ı insaniyede hadsiz bir muhabbet var. İşte bu sırra mebni insan cami sırrıyla koca dünyayı seviyor mu? Seviyor. Bağına, bahçesine, çiftine, çubuğuna, varlığına, devletine, servetine de teveccüh ediyor mu? Ediyor. Ha, bu muhabbet noktasından bakınca tabii o sevdiğimiz birçok şeyler var ki sünnetullah kanunu içerisinde onların bir kısmı zail oluyor, tükeniyor, bitiyor, ölüyor. Nimet kesiliyor. O dolayısıyla nimetlerin kesildiği her nimet, yani daha doğru sevdiği, kalben teveccüh ettiği pek çok şey firak tokatını yiyor. Ondan kopuyor ve ayrılıyor mu? Ayrılıyor. O zaman her ayrılıştan dolayı da insan kalbine ne bırakıyor? Bir azap bırakıyor. Demek o hassiz muhabbeti elinden çıktığı zaman da bir nevi neye medar oluyor? Azaba medar oluyor. Şimdi burada usta bir tahlil yapıyor. Bağını, bahçesini, varlığını, devletini, servetini seviyor. Eğer o sevgi mana ismiyle olursa, yani eşyanın maddesi, mahiyeti, hüviyetiyle seversek, zaten o muhabbet nedir? İnsanı helak eder, perişan eder. Şimdi burada ölçü nedir? Manayı harfiyle sevmek. Allah namına, Allah hesabına seversek o zaman o sevgiler hepsine olur, güzeldir. Demek insan firaktan azap duyuyor. Niye azap duyuyor? Muhabbeti hakiki mecrasına oturtturmadığı için firakın elemiyle tokat yiyor. Üstad bunu ifade ediyor. Muhabbeti Allah'a tahsis etmek lazım. İnsanın fıtratında iki tane muhabbet var. İki manası. Biri evvelen de bizzat Allah'ı sevmek. Takdisi sevmek. Muhabbet zat-ı ilahiyenin malıdır. Allah'ı sevmek bir. Bir de Cenab-ı Hakk'ın isim, sıfat, şuunatlarını sevmek. Efal-ı ilahiyeyi, Esma-i Rabbani işte. Sıfat-ı uluhiyeti sevmek. Şimdi insan nasıl gasp ediyor? Nasıl ihanet ediyor? Şöyle bakın. İşte mecaz denir edebiyatta. Mecaz nedir? Mecrasından taşmak. Yani bir mesela bir akarsuyunun bir fıtrı şeyi var. Yolu var. Aktığı mecrası var. Bir de o suyu, o suyu, akarsuyu mecrasından taşırıyorsun. Şimdi mecaz. Şimdi insan mecaz itibariyle iki hata ediyor genellikle. Birincisi Allah'ın zatını sevmesi lazım gelirken gaflet ediyor, kabavet ediyor, kendi zatını seviyor. İkinci muhabbet sıfat, esma ve şuunat-ı ilahiye medar muhabbettir. Allah'ın isim sıfatlarını her bir esma-ı ilahiye kemalat-ı ilahiyenin bir ünvanıdır. Allah'ın kemalatına medar isim ve sıfatlarını, şuunatlarını sevmesi lazım gelirken bu sefer ne yapıyor? Bağını, bahçesini, çiftini, çubuğunu, varlığını, devletini ve servetini seviyor. Dolayısıyla kalpteki hadsiz bu muhabbet istidadı hakikat noktasında değil mi? Allah'ın cemali nedir? Bakidir. Allah'ın hüsnü ezeli ve ebedidir. Mutlaktır. Mutlak kemalla muttasıp olan zatı akdese tevcih etmek için verilmiş. Yani hakikat noktasında şu insanın kalbindeki hassiz muhabbet Allah'ı sevmek için verilmiş. Ama insan ne yapıyor maalesef? Ya suistimal ediyor. O muhabbeti fani mevcudata sarf ediyor. Sonra ne oluyor? Ya,
muhabbet mecrasından taştığı için ya, maksadının aksıyla tokat yiyor. Tokat yiyor. Evet. O insan Hı. suistimal ederek o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor. Kusurun cezasını firakın azabı ile çekiyor. Evet. İşte bu kusurdan teberri edip o fani mahbubattan kat alaka etmek, o mahbublar onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle mahbubu bakiye hasr-ı muhabbeti ifade eden ya baki entel baki olan birinci cümlesi baki hakiki yalnız sensin masiva fanidir. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz manasını ifade ediyor. Evet. Şimdi bakın. İşte bir de oku. İşte bu kusurdan teberri edip o fani mahbubattan kat alaka etmek, o mahbublar onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle mahbubu bakiye hasr-ı muhabbeti ifade eden. Şimdi burada hasır kelimesi var. Onun üzerinde durmak lazım. Hasır, hasır. Hasr olmayınca muhabbet mecrasına dökülmüyor. Bunun üzerinde biraz duralım değil mi? Bak, hasr. Şenir abi, şeyi bilgisayarın kapağını biraz kendinize doğru çekerseniz. Şimdi hasr, hasr. Hasr. Hasr olmazsa muhabbet mecrasına dökülmüyor. Resmi kalıyor. Hedefinden uzaklaşıyor. O saffeti, o samimiyeti, o güzelliği ifade etmiyor. İslamiyet'e çok önemli. Tahsis manası. Hasr var. Marifette hasr var. Muhabbette hasr var. Kamil Müslümanın dünyasında hasr fevkalade önemlidir. Mesela sözlerde var değil mi? Fıtratı aşkla yoğrulmuş Mevlana Celaleddin ne demiş? Yeki ha, biri iste. Biri çağır. Biri talep et. Biri bil. Başka bilmekler nedir? Faydasızdır bak. Hasır hasır manası. Yani hasırda ne var? Hasırda yani bugünkü manada bütün latifeleri ne yapmak? Konsantre etmek. Tek bir noktaya toplamak. Hasırda azim bir keskinlik vardır. Çok azim bir keskinlik bak. Biri işte. Hani oku bu şeyden, sözlerden oku, bahsi bulursan oku. Yeki ha, biri iste, biri çağır, biri talep et. Bak burada ne var? Hasr var. İhlasta hasr önemlidir. Marifette hasr önemlidir. Muhabbette hasr fevkalade önemlidir. Hasr. Şimdi mesela adam dikkat edin. Yani Şener abi okuyayım mı orayı? oku oku oku. Bismillahirrahmanirrahim. Fıtratı aşkla yoğrulmuş gibi sermesti camı aşk olan Mevlana Camii kesretten vahdete yüzleri çevirmek için bak ne güzel söylemiş. Yeki ha, yeki han, yeki cuy, yeki bin, yeki dan, yeki güy demiştir. Yani yalnız biri iste, başkaları istenmeye değmiyor. İki, biri çağır, başkaları imdada gelmiyor. Biri talep et,
başkaları layık değiller. Biri gör, başkalar her vakit görünmüyorlar, zeval perdesinde saklanıyorlar. Biri bil, marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. Biri söyle, ona ait olmayan sözler mala yani sayılabilir. Ne'am sadakte ey cami, huvel matlub, huvel mahbub, huvel maksud, huvel mabud. Evet cami, pek doğru söyledin. Hakiki mahbub, hakiki matlub, hakiki maksud, hakiki mabud yalnız odur. Şimdi bu ihlasın esası da hasırdır. Bakın. Marifette yoğunluğun arkasında has vardır. Muhabbette yol kat etmenin de altyapısı, esası, özü, mehengi nedir? Hasıdır. Bakın, adam Leyla'nın muhabbetinden bir huş olmuş, kendinden geçmiş. Mecnun demişler. Bak Mecnun. Deri divane. Sultan merak etmiş, ya kimdir bu Leyla, bir getirin bakayım. Getirmişler. Normal bir kadın. Hatta yüzünde bazı şeyler de var efendim böyle. Lekeler diyelim falan. Padişah demiş ki, ya buna mı abanı yaktın? Mecnun demiş ki, sultanım, senin gözünle değil, benim gözümle bak. Senin gözümle değil, benim gözümle bak. İşte hasr gözü kusur görmez. Hasr gözü nakıslık da görmez. Bak. Hasırda böyle sineklerin güneşin ışığında pervaz olduğu gibi o muhabbetin zevki içerisinde bir hoş olur ve gider. Mecnun dağa çıkmış Leyla'nın hasretinden. Bir adam namaz kılıyormuş. Namaz kılanın önünden geçmiş Mecnun. O namaz kılan adam da biraz kaba, hiddet ve şiddet içerisinde. Niye benim gözüm namazda önümden geçti? Gözün kör müydü diye hakaret etmiş. Niye benim önümden geçtin, benim huzuruma mani oldun? Mecnun demiş ki, ben mazurum. Benim mazeretim var. Ulan hem geçiyorsun hem de mazeret beğeniyorsun. Nedir mazeretin? Mecnun, Leyla'nın muhabbeti, bakın hasr, Leyla'nın muhabbeti benim gönlümü öyle kuşatmış ki emin ol ben seni görmedim. Ben seni görmedim. Dikkat edin. Aleminde, hayalinde, hissiyatında, rüyasında, sevdasında ne var? Tek bir şey. Leyla. Leyla. Adam tekrar hiddet ve şiddetle üzerine gelince Mecnun, ya emin ol demiş, Leyla'nın muhabbeti benim kalbimi öyle istila ettiği için ben seni görmedim. Anlamak istemeyince son noktayı koymuş Mecnun. Demiş ki, Mevla'nın da muhabbeti senin kalbini istila etmiş olsaydı sen de beni görmezdin. Has manası. Ya şimdi insan fıtratı, bak mecaz. Leyla'ya hasretmiş ya. Leyla değil ya, Mevla. Baki zülcelal vel cemal. Bütün güzellikler. Bütün mehasin. Kamil-i mutlak, cemil-i mutlak, ezeli ve bedi olan Allah'a teveccüh etmek. İşte bu ya baki entel baki ameliyeti cerrahiye yapıyor. Ehli aşkın, ehli aşkın böyle
Muhabbetullah'ta yol kat eden zatların dünyasında Mahbub-u Baki'ye hasr-ı muhabbeti ihsas ettiğinden dolayı bu mana nasıl insanın içine açılıyor? İşte ya Rabbi, ya. Baki hakiki yalnız ve yalnız sensin. Şimdi burada duygu içeriye girecek. Yani böyle sadece kuru fikirle olmuyor yani. Sadece böyle düşünce mantığıyla değil. Kalbin iştiyakıyla, gönlün hassasiyeti içerisinde, muhabbetten gelen bir lemaat ile ya baki hakiki ya Rabbi yalnız ve yalnız bak hasr, yalnız ve yalnız sensin. Bütün masiva o nedir? O fanidir. Madem onlar fanidir, fani olan şey elbette baki, ebedi bir muhabbete layık olamaz. Madem fanidir, madem üzerinde değil mi, fena damgası vardır, öyleyse ezeli ve ebedi bir aşka medar olamaz. İnsan bakın, insan kalbi beka için yaratılmış. Onun için bak ya, kalbin sahibi. Şimdi yıllar önce bir hatıramı size anlatmak istiyorum, aklıma geldi de. Bir kardeşimizle beraber aşağı yukarı 70'li yıllar, 70-75 arası, epey geçmiş değil mi? Bir kardeşimizle beraber Trabzon'a gidiyorduk. Trabzon'a. Otobüs Sizgana'ya vurdu. Tabii böyle bulutlar da daha yüksek. Çıkıyoruz falan. Otobüste şarkı. Bir kardeş var yanımda. Şarkıyı dinledim. Benim gözlerim doldu. Yanımdaki kardeş abi ne oluyor falan. Ya dedim baksın adam ne söylüyor. Sonradan da öğrendim kimmişti. Yani pek bizim o dünyadan pek haberimiz yok. Mustafa Sağyaşar. Klasik Türk şeylerinden. Efendim. Ne söylüyordu biliyor musunuz şeyde? Kalbimin sahibi sensin. Kalbimin sahibi sensin. Hasr manası orada yalnız, orada yalnız sen varsın. Kalbimin sahibi sensin. Orada yalnız, orada yalnız sen varsın. Mustafa Sağyaşar sonradan öğrendim. Allah Allah. Şimdi adam bak, bunu mecazi söylemiş ya. Ya. Bunun hakikati. Kalbimin sahibi sensin. Orada yalnız, orada yalnız sen varsın. Ya. Şimdi mecaz dünyasında adam söylüyor ya. Seni sevmeyen olsun. Yalancı bak. O kalpten çıkmıyor. O nefsin borazanından gelen ses. Hakikat noktasında beş kuruşa yetmez. İşte kalbin alakasına medar muhabbet, işte orada yalnız, orada yalnız sen varsın manasını ifade ettiği için insan kalbi ebed için, beka için yaratılmış olduğu için o kalbe girecek muhabbet ancak Cenab-ı Allah'ın muhabbeti olması lazım ki o kalp inşirahla fıtratındaki kemale ulaşabilsin. Evet. İşte ya baki entel baki olan birinci cümlesi oku. Baki hakiki oku. Baki hakiki yalnız sensin. Bak, yalnız sensin. Fanidir. Evet. Masiva fanidir. Evet. Hasr muhabbetin göstergesi nedir? Nasıl? Yani bir insanda hasr muhabbet olduğunun göstergesi nedir? Belirtisi, emaresi, muhabbeti hasredebiliyor mu? Cenab-ı Hakk'a, Mahbub-u Baki'ye.
önemlilik katsayısı. Bunun çok ölçüsü var da oraya girmeyelim. Fakat şu önemli katsayısı. Eğer muhabbete hasr olursa Allah'ın muhabbetinin dışındaki her şey siliktir. La itibara le, onlara itibar edilmez. Yani bak, o muhabbetullah'ta yoğunlaşan ehli aşkın dünyasında bak, dünya siliktir. Yani. 5 kuruş yetmez. Kalp dünyaya, masivaya itibar ve iltifat etmiyor. Kalp masivaya itibar ve iltifat etmiyor. Cenab-ı Hak ondan dünya muhabbetini kalbinden siliyor. Bağmış, bahçeymiş, çiftmiş, çubukmuş, varlıkmış, paraymış, devletmiş, servettir. Dünya muhabbeti siliyor ya. Zaten dünya muhabbeti silinmeden o aşkı ebediye ulaşmak da hakikat noktasında çok zor ve müşkildir. Yani. Kalbinden silmek. Yani. Şimdi seven ne olur? Bak, seven fedakar olur. Seven sevdiğine karşı ne olur? Fedakar olur. Seven sevgilinin dünyasında erir. Sevgiliye olan iştiyak kemali bulur. Onun dışındakiler hakikat noktasında iştiyaka layık değildir manası. His ve duygu da öne çıkar. Bakın Peygamberimiz Hazreti Ebubekir'le çok yakın münasebeti vardı. İkinin ikincisi. Resulullah'ın yanında. Bir nevi müşavir. Sohbeti hassa. Ama Peygamberimiz bugün bir gün ne dedi? Ya Ebu Bekir, ben dünyada dost tutmadım. Ya Ebu Bekir, ben dünyada dost tutmadım. Eğer dost tutmuş olsaydım o muhakkak sen olurdun. Dost istersen Allah yeter. Demek bu muhabbet kalp de yerleştiği zaman umum muhasebeyi ne yapıyor? Silip ve süpürüyor. Cenab-ı Hak bu manada payımızı büyütsün inşallah. Evet. Madem o hadsiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar, onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki demekle bırakıyorum. Yalnız sen bakisin ve senin ibkan ile mevcudat beka bulabildiğini bilip itikad ederim. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir, yoksa alakayı kalbe layık değiller demektir. Şimdi burada çok önemli bir ölçü daha var. Bakın, yani Risale-i bu manada işlenmiş. Yani Üstad Hazretleri böyle muhabbete medar güzelliği ne diyor? İki tip muhabbet var. Biri diyor yukarıdan aşağıya, bir de aşağıdan yukarıya. Yukarıdan aşağıya önce Allah'ı sev. Tamam. Bir de Allah namına bak, Allah namına bağını, bahçesini, çoluğunu, çocuğunu, varlığını ve devletini sev. Bak bunlar da Allah hesabına. Yani Risale bize bu ölçüyü veriyor. Bakın ya, senin muhabbetinle her şey sevilir. O zaman Allah namına oluyor. Demek Allah'ı sev, Allah namına her şeyi sevebilirsin. Allah namına sevdiğin her şey de muhabbetullah hesabına geçer. Çok güzeldir. Ama aşağıdan yukarıya başlarsan bakın orada çok hicaplar var, çok perdeler var. Üstad diyor ya, bazen diyor kavi bir perdeye rast gelir, orada takılır ve kalır. Perde çok. Hele ahir zamanda. Bakın gider efendim bir aşık maşuk ilişkisi efendim birisinin saçına başına gönlünü kaptırır. Sonra o muhabbet mana ismi de kalır. O kadının cazibesine medar bir sevgi, o sevgi onu belki hakikat noktasında imandan, Kur'an'dan uzaklaştırabilir mi? Bakın. Mana ismiyle bakar, bağını sever, bahçesini sever, parasını sever,
işini sever, dünyasını sever, mana ismiyle sever. O sevgi marifetullah'ın önünde dehşetli, kalın bir ne olur, duvar olur. Dolayısıyla Enisa'nın Nur'un bize muhabbetullah'a medar vermiş olduğu dersteki ölçü budur. Önce Allah'ı sev. En başta. Kalbini, gönlünü, ruhunu önce Allah'ın marifet ve muhabbetine ver ve sonra da Allah'ın muhabbeti nam ve hesabına meşru dairede diğer şeyleri seversen onlar da ne olur? Muhabbet-i ilahiye hesabına geçebilir. İşte diyor, öyleyse diyor, senin muhabbetinle değil mi? Onlar sevilir. Yoksa alakayı kalbe layık değillerdir. Evet. İşte bu halette kalp... İşte bu manayı bakın insan hiç dünyasında, duygu dünyasında, heyecan manasında, iç aleminde duyması lazım yani. Bunlar böyle mücerret fikir değil yani. Kalbin tasavvuf etmesi, sahip çıkması, muhabbet. Muhabbet. Menba suyu gibi içeride ne olacak? Kaynayacak. Yoksa ağız kuru kalır. Kalp nakıs olur. Hayat bedevileşir. Maddileşir. Lakaylaşır. Türkleşir. Perişan olur gider. Evet. İşte bu halette kalp hadsiz mahbubatından vazgeçiyor. Hüsün ve cemalleri üstünde fanilik damgasını görür. Alakayı kalbi keser. Ya bir de bu bak. Şimdi burada bak fanilik damgası. Bu da çok önemli. Üstad ne diyor? Değmez ki alınsa değil mi? Fani maldır bu çarşıda. Bak, değmez ki alınsa fani maldır bu çarşıda. Eşyanın etiketi fani. Kırılır, dökülür, paralanır, ölür, parçalanır, elinden uçar, kaybolur ve gider. Değmez ki alınsa ya fani maldır bu çarşıda. Öyleyse ne diyor? Vazgeç. Bırak onları bak. Bu tabii eli karda kalbi yarda manası demişler eski değil mi? Evliyaların, kamil insanların dünyasında eli karda kalbi yarda olmak. Evet. Allah'ı unutmayan bir gönül fezasına çıkmak. Şimdi mesela zikrin burada bir kanun var. Her şeyin bir hakikati vardır, bir de meyvesi ve semeresi vardır. Diğer bir tabirle her şeyin bir hakikati vardır, bir de sureti vardır. Mesela bir ağaca bak, elma ağacı. Ağacın, bakın sureti ağacın çiçekleridir. Ağacın hakikati ağacın meyvesidir. Ağaç sadece çiçek açarsa orada kalırsa nakıs. Çiçeğin arkasında ağacın hakikati ne yapmaktır? Başında elma olacak. Bak. Başında elma olacak. Demek ağacın hakikati elma. Ağacın şeyi ne? Sureti ne? Çiçek. Şimdi suretten, zahirden hakikate geçmek manası. Mesela zikrin tabakatı var. Mesela zikrin sureti var, bir de zikrin hakikati var. Bir Müslüman eline tesbih alır. Fe'lemennahu la ilahe illallah çeker mi? Çeker. Bu lisanla yapılan bir zikir midir? Yani bu zikir güzel lisanla. Ama güzellerin güzeli. Zikrin hakikatine ulaşmak. Sadece lisanla değil. Zikrin hakikatinin kemali nedir? Allah'ı unutmayan bir gönül fezasıdır. Allah'ı unutmayan bir gönül fezası. Allah'ı unutmayan bir gönül fezası. Cenab-ı Hak bu manaya hepimizi çıkartsın diye yükseltsin. İşte o gönül fezasında kalbi insan bütün maddi, fani, nakız, kayıtlı ve kısıtlı mahbublardan ne yapıyor? Vazgeçiyor.
ve eşyanın üzerindeki fanilik damgasını, nakıslık damgasını görür, alakayı kalbi keser. Tabii burada Cenab-ı Allah'ın bir rahmeti, bir inayeti var mı? Var. İşte gençlik delikanlı, kanı ne yapıyor? Deli akıyor. Ama müsibetler, hastalıklar, yaşlılıklar, elem ve kederler içerisinde insan dünyanın fena ve fani olduğunu hadisatın tokatıyla, bazen kahharane, bazen şiddetli, o tokatları yiye nefis bakıyor ki yok. Bunlar alakayı kalbe değmez. Ben bunları terk ediyorum, onlar da beni terk edecek. Öyleyse bana Üstad ne diyor? Bir bakın sermedi. Ya. Bir mahbubu ebedi lazım manasında o hastalığın, o meşakkatların, o sıkıntıların sancısı içerisinde ruhta imisat meydana geliyor. O da bir Allah'ın rahmeti oluyor. Bakıyorsun adam son ömründe bu manaya ulaşabiliyor mu? Ulaşıyor. Değmez yarınsa boşver diyor. Dünyayı talak-ı selaysa ile boşuyor. Kalbini, ruhunu, gönlünü muhabbetullah'a medar hissiyatta yoğunlaşıyor. Bu da Allah'tan bir ne oluyor? Hakkat noktasında bir rahmet oluyor. Evet. Eğer kesmezse mahbublara adedince manevi cerihalar oluyor. İkinci cümle olan ya baki entel baki, o hadsiz cerihalara hem merhem hem tiryak oluyor. Yani ya baki, madem sen bakisin yeter, her şeye bedelsin. Madem sen varsın her şey var. İşte bu nokta önemli bakın. Yani o hassiz cerihalar ya bak entel baki ne yapıyor? Bak yani ya Rabbi sen bakisin yeter. Şimdi bunu kalbiyle, ruhuyla, gönlüyle yaşamak ve söylemek. Ya sen varsın ya. Bitti. Sen her şeye bedelsin. Madem sen varsın her şey var. Allah baki eşrefani. Ya baki ente baki. Ya. Madem sen varsın yeter. Ya. Şimdi bir zaman bir derste Üstad elhamdülillah manasını şu aralarda elhamdülillah ile ilgili bahis var ya. Üstad diyor ya ağız dolusu elhamdülillah demek. Allah'ın verdiği nimetlere karşı ağız dolusu elhamdülillah demek lazım. Minel ezel ile lebet doğru. Fakat en büyük elhamdülillah ne? En büyük elhamdülillah manası ariflerin, arafların dünyasındaki bir manadır. Tam arif-i billah olan bir zat. Araf, ariflerin daha arifi, araf olan zatların dünyasında elhamdülillah manası şudur. Ya Rabbi sen varsın ya yeter, bitti. Senin varlığına elhamdülillah. Sen varsın ya, seninle her şey var. Sen varsın, seninle beka var, seninle lika var, seninle rüyetullah var, seninle rıza var. Sen varsın, sen kafisin. Ya bak, entel bak. Ya. Sen varsın, sen yetersin. Ya. Bu mana, bakın. Seninle her şey devam eder. Seninle her şey güzel. Nimetlerin kaynağı, medarı, esası kimdir? Allah'ın daire-i vücud, Allah'ın varlığıdır. İşte arifler bu manayı, ya Rabbi senin varlığını elhamdülillah minel ezel ilel ebed demişler. İşte bu ya baki kelimesinin arkasında yatan mana sen bakisin yeter. Sen her şeye bedelsin. Madem sen varsın elhamdülillah seninle her şey var. Bu manayı Allah içimizde açsın yani. Kalbimizde bu manayı yeşersin, inkişaf, intişar ettirsin. Evet. Şener abi, bu
şualarda dediğiniz o en sondaki 29. lemadan ikinci bapta o söylediğiniz yerde cümleyi okuyayım. Oku bakalım. Ona bir şey soracağım. Nuru iman ile bilinir ki, nuru iman ile bilinir ki, Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki, sonsuz nimetlerin envaını, nihayetsiz ihsanların cinslerini, sayısız atiyelerin sınıflarını havi bir menba, bir kaynaktır. Binaenaleyh zerrat-ı alemin adedince iman nimetlerine hamdü sena etmek bir borçtur. Borçtur ya. Bu iman ile diyor abi. Tabii bütün güzelliklerin kaynağı esası iman. Şuur-u iman bakın. Yani bir Müslümanda iman şuuru keskinleştiği zaman, türleştiği zaman o iman şuurunun kemalinin insan hayatında yansıması var. Daha açık ifade edersek, bir Müslümanda iman şuuru rusuyete çıkarsa, kemala doğru giderse, o Müslümanın ibadetinde riya olmaz. İman şuurunun kemalı bizi hakikat-ı ihlasa götürür. İhlası etemme götürür. Bu bir. İman şuuru keskinleşirse, külliyet kesbederse, o Müslümanın ahlakı, ahlak-ı Muhammediye'ye medar keyfiyette açılır. Hazreti Ayşe, Resulullah'ın ahlakı ne dedi? İşte Kur'an. Ahlakı güzelleşir. Ahlakı mümtaz olur, müstesna olur. Kırmaz, dövmez, hiddet etmez, şiddet etmez, infial etmez, gıybet etmez, tezif etmez, tahkir etmez. Boş marane şeylerle meşgul olmaz bak. Ahlak güzelliğinin kaynağı da nedir? İmanın kemalinden gelir. Başka bir Müslümanın bakın ahlakı, imanı mükemmel olursa o Müslümanın hizmetinde rakabet, haset, kıskançlık zuhur etmez. Bu da çok önemli. Bak. Haset olmaz. Kıskançlık olmaz. Rekabet olmaz. Bak. Hizmeti halis vasfı olur. Bir Müslümanın imanı kemal derecesine çıkarsa muamelatta ciddi olur. Doğru bir Müslüman. Sözünde duran bir Müslüman, akdini yerine getiren bir Müslüman, çalmayan, çarpmayan, hırsızlık yapmayan, haza sırat-ı müstakim işte bu. Onun için bütün kemalatın medarı nedir? İmandır, marifetullah'tır. Tabii marifet yoğunlaşırsa, hani uçakların take off noktası var ya, uçak gidiyor gidiyor hızlanıyor sonra ayakları yerden kesiliyor. Take-off noktası sevenler bilenlerdir. Bilmeyen sevemez. Demek marifetullah bizi nereye götürüyor? Muhabbetullah'a götürüyor. Kanat çırpıyor semada. Uruca medar yükselişler öğretmiş oluyor. Evet, dersi bitirelim. Evet. Mevcudatta sebebi muhabbet olan hüsün ve ihsan ve cemal, kemal umumiyetle baki hakikinin hüsün ve ihsan ve kemalatının işaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Şimdi muhabbetin kaynağı nedir? Yani muhabbetin sebebi nedir? Ya hüsündür, güzelliktir, ya ihsandır, ya da kemaldır. Bak. Ey Allah'ın hüsnü mutlak, ihsanı namütenahi, kemalatı sonsuz. Demek kainattaki sebebi muhabbetin kaynağı olan hüsün, ihsan ve kemalat Allah'ın. İşte muhabbet bunun çok perdelerden geçmesidir. İşte cilve-i esma-i hüsnanın muhabbet nedir? Gölgelerinin gölgesidir. Cenab-ı Hak muhabbetullah'ta tayran, aşk ve muhabbet ilahede seyran eylesin. Kalbimizi muhabbetullah'a medar güzellikte açsın, inkişaf ettirsin. El-Fatiha.
Allah razı olsun abi. Hanifi Güllüce Hoca Kur'an okuyacak inşallah. Euzu billahi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halakani fehuve yehdi. والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر اغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مالون
İlla men etallaha bi kalbin selim. Ve la tuhzini yevme yub'at. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بقلب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. هذا ما توعدون لكل أواب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها. لهم ما يشاءون فيها ولدينا
Sadakallahu'l-Azim. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Veselamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.